Zeytinli sıkmaz mı? Burası bir alışveriş merkezi. Diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise burada ne para ne kredi kartı hiçbir şey geçmiyor. Sadece ihtiyaç sahipleri vatandaşlara verilen özel kartlar geçiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu markete gelip buradan o kartlar sayesinde gıdadan kırtasiyeye kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu binada halk eğitimi var, milli eğitime hediye ettik açıkçası bu binaya. Yaparken de şunu düşündük, burada toplum sağlık merkezi var, bunun dışında bulunduğumuz topluma ne verebiliriz derken böyle bir ihtiyaç sahibi insanlara tüketim toplumu olduk dedik. İsrafın önüne geçelim, savurganı önlemek için hem onlara bir şeyler verelim, etkisi olsun hem de bu kültürü nasıl aşılayabiliriz, bir nebze de olsun yardımımız olsun diye paydaşlarımıza yola çıktık. Bu bölgede gerçekten ihtiyaç vardı. 23 Temmuz'da açılışını yaptık. Ayda 3000 kişiye ulaşıyoruz. Tabii bunun sürdürülebilir olması lazım. Biz buradan ihtiyaç sahiplerini belirleyip bir komisyon dahilinde bir kart veriyoruz. Bu kartla gelip istediği ürünleri alabiliyor. Örneğin bulgur istiyorsa bulgur alıyor. Bulgura ihtiyacı yoksa makarna vermiyoruz. Kendisi tercih ediyor. Veya nohut veya fasulye. Bir markette bulabileceği her şey var mı? Her şeyi. Burada bunun dışında verdiğimiz kuru gıdaların dışında temizlik ürünlerinde, temizlik ürünü ve kırtasiye ürünlerinde biraz da bonusların dışına çıkıyoruz. Ayrıca çocuklar için de ürünlerimiz var. Onlarda da yardım etmeye çalışıyoruz. Şu an işte 3 ay falan oldu. Hem biz memnunuz hem ihtiyaç sahibi aileler memnun. İnşallah bunu sürdürülebilir kılacağız. Sadece kart sahibi vatandaşlar buradan. Evet, burada paranın geçmediği bir market diyoruz açıkçası. Burada para geçmiyor. İhtiyaç sahiplerinin aldığı kartlar geçerli burada. Onlar belirli günlerde kendilerine göre ayarlamışlar. Gelip alışverişlerini yapıp gidebiliyorlar. Gıda Kurtarma Derneği olarak 2 yıldır aslında Türkiye'de gıda israfının azaltılması ve önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Israf olacak gıdaları aslında kurtarma operasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız bir boyutumuz da var. Şu an burada olduğumuz merkezde bu hizmet sunan merkezlerden biri. Yine biz Türkiye'de aslında 25 ilde yüzü aşkın gıda bankasına gıda bağışı sağlayan bir kurumuz. Bunu da fazla gıda teknoloji altyapısı yatırımıyla aslında gerçekleştiriyor oluyoruz. Bu şekilde 2 yıl gibi bir sürede aslında işte 5000 ton gıdayı kurtararak 325 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdığımız bir çabayı ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de aslında gıda israfının azaltılması ve önlenmesiyle ilgili savunuculuk çalışmaları, farkındalık yaratma, bunun dışında yine bu israfı önleyebilecek gıda bankacılığı sistemini Türkiye'de geliştirmek, kapasitesini artırmak üzerine çalışmaları yürütüyor olacağız. İhtiyaç sahibi bir kart verdiler bana. Alışveriş yaptım. Allah razı olsun. Peki ihtiyaçlarınızı bu marketten karşılayabildiniz mi? Hepsi var mı ihtiyacınız? Tabii tabii her şeyden. Neler aldınız?
Reçel aldım, yağ aldım, pirinç aldım, fasulye aldım, makarna aldım, çay aldım, şeker aldım. İşte öyle bir şeyler aldık işte. Peki çoluk çocuk için kırtasiye reyonu da var. Evet, onu da yapacaklar. Okullar başladı. Evet, onu da yapacaklar. Yardımcı oluyorlar bize. Beğendiniz mi peki bu uygulamayı? Beğendim, çok beğendim. Allah razı olsun, çok beğendik.